izleyin bakayım. Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konumuz hatalı tercih nasıl yapılır? Şimdi bu videoya böyle bir başlık atmamın sebebi ya bugüne kadar hep olumsuz şeylerde durumlarda o nasıl yapılmaz bu nasıl yapılmaz diye cevap şey yani videolar çektik ama bu sefer dedim tersinden gideyim ya gerçekten hatalı tercih nasıl yapılır? Bunu anlatayım dedim insanlara istedim ee, şu anda da canlı yayındayız ee, bunu ayrıca video olarak koyacağım zaten temiz bir video olsun diye böyle bir canlı yayın başından keserek koyacağım arkadaşlar ama ya bu hatalı tercih mevzusu insanların bazen hayatta canını sıkıyor bazen ciddi olarak sıkıyor bazen öyle bir şey ki mesela yani benim hayatımda yani çok şükür şu anda hayattaki bulunduğum konumdan mutluyum e, mesudum ama yani böyle Tıp fakültesi benim için hatalı bir tercih diye ayıldığım zaman mesela arkadaşlar ta üniversite 6. sınıfta mıydım 5. sınıfın sonunda mıydım neydim? 6. sınıfın ortasındaydım herhalde yalan olmasın ulan bu meslek bana göre değil ne yapacağız falan diye böyle bazen o kadar böyle iş işten baya bir geçtikten sonra insan hatalı bir tercihinin farkına varıyor ki bazen çok büyük bir geri dönüşü u dönüşü yapamıyorsunuz tamam ama nihayetinde o hayatta hatalı tercihlerin bile her zaman e, iyi kötü bir geri dönüşü farklı alternatifleri vardır arkadaşlar. Tamam şimdi bir kere YKS'ye girdiniz, çıktınız TUS'a girdiniz, çıktınız bir ne istediğiniz sınav, yani herhangi bir çoktan seçmeli sınavda e, belli bir puan elde ettiniz ve de sonra o puan'a göre tercih yapmanız gereken bir durumdasınız ve bazen arkadaşlar ben bunu geçmişte çok iddialı bir şekilde şu cümleyi kurdum e, mesela TUS için TUS'un kendisi TUS'ta tercih yapma işi TUS'un kendisinden daha zor bir iş arkadaşlar niye ya TUS Türkiye'nin en zor sınavlarından birisi mesela ama ya öbür taraftan da iyi kötü çalışan motive bir şekilde çalışan hakkını veren yardıran Tamam mı? Sınav günü de e, doğru düzgün bir performans gösterebilen herkesin mesela başarabildiği bir sınav. İyi kötü çalışan herkes bir başarı elde ediyor. Ama mesela geçmişe dönüp baktığım zaman, kendime dönüp baktığım zaman ya pek çok insanın da bu hatalı tercih yapma mevzusuna takıldığını da e, gördüm ben arkadaşlar. Tamam mı? E, yani emek veriyorsunuz. E, belli bir hayallerle, şeylerle, umutlarla ya diyorsunuz ki bu bölüm bana göre e, gibi gözüküyor diyorsunuz. Giriyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki baba ben nereye geldim? Aslında bu tam bana göre değilmiş diyerekten o hatalı tercihin içinde kalıyorsunuz arkadaşlar. Kaldıktan sonrası da malum işte insanlar tekrar istifa ediyor. Kim zaman istifa da edemiyor ya işte bir daha tuşa gireceğim başarabilir miyim başaramaz mıyım diye korkulara giriyor. İstifa da edemiyor öyle gelmiş öyle gidiyor devam ediyor. Kim insanlar istifa ediyor tekrar girip başarabiliyor girip başarılı olamayabiliyor. Pek çok farklı ihtimal e, denizi deryası içinde arkadaşlar insanlar yüzmek zorunda kalıyor. Şimdi hatalı tercih nasıl yapılırım arkadaşlar? Notlar aldım buraya kusura bakmayın arada bir şuraya da bakıyorum. Yaşlandım artık arkadaşlar. Zaten en son videodan bu yana kafam daha kel gördüğünüz gibi. Her videoda daha da kelleşiyoruz ama neyse sorun değil. Şimdi hatalı tercih yapma işinin arkadaşlar hayatta. Bu arada bu video çok geniş bir video arkadaşlar. Tamam mı? Yani hatalı eş seçimi. Ona bile modifiye edebilirsiniz istiyorsanız. Hiç fark etmez. Hatalı tercih yapma işinin ilk başı arkadaşlar kişinin kendini tanımaması e, mevzusundan çıkıyor. Kişi ya kişi de abi kendini tanımaz mı? Diyor olabilirsiniz lan oğlum hayatta işte ne bileyim insanları hadi tanımada bazen falso veriyoruz ya işte 40 yıllık arkadaşın diyorsun ki oğlum seni tanıyamamışsın işte yani böyle adi bir adamın önünde gidenmişsin diyorsun mesela değil mi? tamam diyebiliyorsun ama ya insan kendini de tanımaz mı senseyi diyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar tanımayabilir. Şu yönden mesela bakın TUS çalışırken çevremde insanlar vardı yani ben de o insanlardan biriydim. Ya yani ders çalışmak başarılı bir öğrenci olmak bambaşka bir şey. Kişinin kendini tanıyıp doğru tercih yapması bambaşka bir şey arkadaşlar. Pek çok insan yani şartları yerine getirdikten sonra kitapları dizdin, program yaptın, yardırmaya başladın. Haldır haldır çalışıyorsun. Yardırıyorsun. Ya iyi kötü her insan başarıya ulaşabilir. Sorun değil yani bu. Başarı yani diyorum ya size. TUS'u kazanmak, YKS'yi kazanmak ya da ne bileyim yani. Sokaktan şöyle el atıyorum ya da sevgili seçeceksin kendine. Evlenecek insan bakıyorsun. Misal fark etmez. İyi kötü şöyle bir e, piyasada yani onu bile bulursun yani tamam mı? Sorun değil. Ama ya mevzu burada doğru seçimi yapmaksa. Kişinin kendine uyan. Doğru seçim yapması ise arkadaşlar en öncelikli olarak kişinin kendini tanıması gerekiyor. O yüzden bazen bu kendini tanıma işi es geçilebiliyor. Hayatta bir koşuşturmacanın içindeyiz. Herkes sürekli koşuyor. Koşmakta sorun yok. Çevre, zaten herkes at derişine bağlamış durumda değil mi? Mesela YKS çalışıyorsun, TUS çalışıyorsun. Ulan işte millet bir çalışıyorsa sen iki çalışayım diyorsun. O üç çalışıyorsa dört çalışayım diyorsun. Ya çalışıyorsun ama bütün bu süreçler esnasında arkadaşlar kişi kendini tanıma faslına pas geçebiliyor. Nedir kendini tanımak? En basitinden kendine basit sorular sormak arkadaşlar. Ben kimim? Hayatta ne istiyorum? Meslek YKS'ye girecek arkadaşlar mesela. Ya gelecekte ben nasıl bir işin içinde çalışmak istiyorum? En kaba haliyle kendinize böyle en genel geçer, en kaba soruları soracaksınız arkadaşlar öncelikli olarak. Ya benim hayattaki beklentilerim ne? İnsanlarla işli dışlı olmayı seviyor muyum sevmiyor muyum ne bileyim yani bir iş hayatındaki ana beklentileriniz ne fiziksel yorgunluk yoğunluk sizin için sorun mu değil mi psikolojik bir yükü varsa mevcut yapacağınız işin bu sizin için sorun mu değil mi mesela bunların hepsini insanın iyi kötü bir kendine sorması lazım sormadığınız zaman ne oluyor kendinizi tanımamış oluyorsunuz kendinizi tanımadığınız zamansa ne oluyor arkadaşlar Bazen bir bakıyorsunuz ki girmişsiniz bir işin içine Misal benim eskiden psikiyatrist tanımı öyle. Tamamen uzaktan ya iyi güzel iş, hoş iş tamam falan. iyi güzel. Baba yapar mıyız bu işi? Yaparız. Tamam yazayım, tercih yapayım. Yazdım. E sonra yapamadım. Niye? Çünkü işin mesela zihinsel yorgunluk kısmının bana uymayacağını idrak edemedim ya da objektif davranmadım işte arkadaşlar. Bu da bizim ikinci noktamıza getiriyor bu videodaki. Kişinin kişi neden hatalı tercih yapar? Kişi kendine bazen objektif davranmaz arkadaşlar. Bazen kendinizi tanırsınız. Yani sonuçta iyi kötü her insan da kendini tanır. Ya da birazcık şöyle bir kendi benliğinizden bir geriye çekildiğiniz zaman ya kendime bir uzaktan bakayım. Bu adam ne istiyor hayattan diye bakarsın kendini de tanırsın yani tamam mı? Tanıyabilirsin dersin ki ya ben hayatta şunu istiyorum bunu istemiyorum. Benim hayattaki işte iş hayatındaki aradığım dinamikler bunlar. İyi ama objektif davranmazsın. Kendi kendine kazık atarsın tamam mı? Nedir o? Sana uymayacak bir şey sırf çeşitli sebeplerle. Bu sebebin pek çok sebebi olabilir arkadaşlar. İşte atıyorum öyle bir puan yapmışsındır ki ya aslında seninle hiç alakası olmayan bir bölümü yazarsın. Atıyorum YKS'de ilk bine girersin. Hiç mesela kafanda yokken belki tıp istiyorsundur. Oğlum ilk bine girdik. Boğaziçi'de bir mühendislik yazayım mesela. Durduk yere gidersin mühendisliğe girersin. Ya da TUS'ta mesela yardırmışsındır. İlk ona girmişsindir. Ulan ben aslında işte dersin ki ortopedist olmak istiyordum ama TUS'ta 10. oldum. İyi ne yapayım? TUS'ta ilk ona girenler ne yapıyor? Radyoloji yazıyor. İyi ben de gideyim radyoloji yazayım. Ya da ne bileyim işte bilmem ne yazıyor. Onu yazayım. Eee sonra ne oldu? Kendini tanımadın arkadaşlar ya da kendini tanıdın ama kendine objektif davranmadın. Durduk yere eksternal sebeplerle e, bu şekilde kendinize kazık atmış olursunuz arkadaşlar. Onun dışında tabii bu hatalı tercih yapmanın başka pek çok farklı yolu da var arkadaşlar. Bu yollar nelerdir? Buradan notlarımıza bakalım arkadaşlar. 1. Anam babam ne der? Eş dost akraba yakından uzağa doğru akrabalar ne der? Onun haricinde çevremdeki arkadaşlarım, dostlarım, tanıdıklarım, toplum, toplum baskısı, mahalledeki kayınçonun amcaoğlunun yeğeninin kız kardeşi ne der? Gibi çeşitli farklı faktörler de var arkadaşlar. Bunu biz nerede görüyoruz? Özellikle kendimden yine biliyorum arkadaşlar. Yani şöyle benim ilk kariyerimi anlatmışımdır. Kanalımızın eski izleyicileri bilir. Çocuk asistanlığı yaptım çok kısa bir süre sonrasında ya iki ay çocuk asistanlığı istifa edip tekrar tuz 5 ay psikiyatri asistanlığı sonra istifa edip tekrar tuz mikrobiyoloji asistanlığından mikrobiyoloji uzmanı oldum. Ama ya geçmişe dönüp baktığım zaman hayatımın her safhasında bu dediğim mevzunun zorluğunu yaşadım. Ya Allah var. Ailem şimdi benim çok böyle Üstüme gelmemiştir bu konuda Ya neden işte bu bölümü yazdın neden ondan istifa ettin Şunu yazdın ama bazen böyle hayatta hayret edersiniz Arkadaşlar çok böyle alakasız Uzaktan akrabalarınız uzaktan tanıdıklarınız Ya da bazen böyle çevrenizdeki en yakın Arkadaşınız dostunuz falan bile Ya oğlum ne alakası var o bölümü niye yazdın Bunu niye yazmadın bunu bilmem neyi bilmem Neyi niye yapmadın Böyle insanlar bu konularda arkadaşlar Yorum yapmakta nedense çekinmiyor Böyle bir boş boğazlık var ee, Ama işin kötü tarafı bazen işte insan bu tarz arkadaşlar ne der? Toplum ne der? Ailem, anam, babam ne der? Kardeşim ne der? Ne bileyim işte teyzem, yengem, yeğenim, öbürü bilmem kim ne der falan gibi e, sebeplerle tercihlerde bulunabiliyor ya da bulunmayabiliyor. Nasıl? En basitinden işte misal atıyorum toplumun gözünde falanca branş çok revaçta bir branş olsun. Misal plastik cerrahi. İyi de bir puan yapmış ol. Ya kardeşim belki sen hiç cerrahi branşa uygun bir insan değilsin ya da sevmiyorsun. Onu mu yazmak zorundasın toplumda makbul diye? Abi işte çok iyi para kazanıyorlarmış. Ya oğlum belki sen parayla pulla çok böyle o kadar da yardırma niyeti olan bir insan değilsin. Tamam mı? Ya da ne bileyim yani. Atıyorum para pul kasacak bir branş yapacak olmayı istesem bile. Belki bunu başka bir branşta yapman daha uygun. Yani işte toplumu mutlu edeceğim. Anamı babamı mutlu edeceğim. Gibi bir kafaya bazen girebiliyor arkadaşlar insanlar. Ya da bazen işte ne oluyor? Ya işte o kadar hep şu çok hatalı bir cümledir. Bunu böyle bu cümleleri kurun diye söylemiyorum. Kurmayın diye söylüyorum arkadaşlar. Bu cümleleri çünkü Kur'an çok insan duyuyorum. Hala da duyuyorum ara ara. Abi o kadar o kadar yıl tıp okuduk. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Ne yapalım? İşte o kadar yıl tıp okuduk. Cerrahi yazalım, dahiliye yazalım. Ee, ya toplumda karşılığı olan tırnak içinde karşılığı olan meslekler yazalım işte ortopedi yazalım abi bak bunların tabii ki karşılığı var çok önemli branşlar yani dahiliye cerrahi ortopedi ne bileyim yani tıbbın hiçbir branşını arkadaşlar ya olmasa da olur diyemeyiz öyle bir branş olsa zaten öyle bir branş olmazdı arkadaşlar öyle bir branşın kapısına kilidi vurur giderlerdi sonuçta tıpta her branş kendine göre önemli ha kimi bölümler Allah var şimdi hakikaten çok ciddi işler yapıyorlar. Yani böyle kalp damar ameliyatı yapıyor adam mesela ne bileyim beyin cerrahi. Beyin cerrahı. Beyin, beyin ameliyatı yapıyor adam. Ya tamam ya yani, şimdi o adamın yaptığı iş yani çok ağır bir iş. Ciddi bir iş. Doğru ama yani nihayetinde toplumda en geçerliliği e, olan iş o iş diye onu yazmayacaksın. Ya da ne bileyim işte bazen bazen işte arkadaşlar insan böyle şeylere çok aldınabiliyor ve işin kötü tarafı bazen kendi meslektaşlarımız da bu tarz cümlelere çok prim verebiliyor. Ya bu aralar mesela şey var, televizyonda bir tane şey var, dizi var. Ee, ne ne o? Bahar diye bir dizi böyle işte. Bizim hanım izliyor. Ben yarım izliyorum. Şeyi böyle. E ne o? Bir tane Kore yapımı diziden uyarlamışlar. Ya iyi hoş dizi. Hastane ortamını biraz tabii eksik aktarıyor diyebiliriz ama ya en azından mesela o arada işte atıyorum adamın karısı var. Adam mesela genel cerrah. Kendi oğlu da işte normal şey. Eee işte pratisyenliği bitirmiş asistan doktor olmuş onu da mesela cerrahi bölüme sokmuşlar İşte adam şey yapıyor işte TUS'ta nereye ha, TUS'a girecek işte oğlu TUS'ta nereye yazacaksın falan filan diyor işte o da işte cerrahi yazacağım falan diyor. Babası da işte şey diyor. Tabii oğlum cerrahiden başka bölüm doktorluk mu falan diyor. Ya yani şimdi tabii ki bu bir dizi. Ya senaryodur deyip geçe, geçebiliriz. Ama ya gerçekten bu cümleye canı gönülden inanan pek çok insan. Ben fakültede hocalardan vesairelerden özellikle cerrahi branşlarda gördüm. İşte en basitinde falan branş doktor mu? Değil. En baba doktor biziz. Gerçek doktor biziz. Baba. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Nihayetinde bazen bu yanlış varsayımlar ve düşünceler içinde insanın fakültede saygı duyduğu sevdiği hocaları bile böyle düşünceler içinde olabilir arkadaşlar. Tamam o yüzden böyle düşüncelere laflara aldanıp da insanın kendine objektif davranmaması durumu sıkıntılı bir durum. Ne oluyor? E sonrasında işte böyle farklı farklı yabancı insanların düşüncelerini kendi düşüncenizmiş gibi benimseyip de öyle hareket ettiğiniz zaman en nihayetinde gün sonunda bazen kendinizi kendinize kazık atmış ve de hatalı bir bölümün içinde ya ben burada ne yapıyorum nereden ben burayı yazdım çizdim diyor olabilirsiniz arkadaşlar bu kötü bir durum hele ki bunu YKS gibi işte üniversite tercihinde yaşayan insanlar da var ya işte adamın işte hayali bilmem ya var yani bizim bile böyle şeyden işte hanımın akrabalarından var mesela böyle işte tamam ya işte çocuk mesela misal bir X bölümünü istiyor İyi de puan yapmış. Ailesi diyor ki oğlum Y bölümünü yaz. O daha iyi bölüm işte. Daha geçerli var. Ya yani çocuk giriyor mutlu olamıyor. Tekrar işte ne dikey geçiş bilmem nasıl geçiş öyle geçiş tekrar sınava giriş çıkış falan filan. Sonra ne oluyor adamın 2-3 yılı mesela heder oluyor tamam mı bütün bu süreçte. Boşu boşuna bir macera ekstra yine aynı noktaya sıfır noktasına boşuna 2-3 yıl zaman kaybederek gidiyor tamam mı o yüzden. Hatalı tercih yapmak istemiyorsanız arkadaşlar ya da hatalı tercih yapmak istiyorsanız toplum ne diyor dinleyin. Ananız babanız ne diyor dinleyin. Kayınçoğunuzun yeğeninin bilmem kimi ne diyor dinleyin tamam mı? Onların e, dediklerine göre karar verin. Tamam mı? Ona göre puan şey bölüm yazın. Ha, ama hatalı tercih yapmak istemiyorsanız kardeşim bak. Sen mühendis mi olacaksın? O işi sen yapacaksın. Sen doktor mu olacaksın? O işi sen yapacaksın. Cerrah mı olacaksın? Oğlum kimse gelip de senin nöbetini tutmayacak hastalarda. Sen tutacaksın. Nihayetinde Havası civası yani herkes hava atmayı sever arkadaşlar. Misal çok alengirli bir doktor oldunuz. Başarılı bir doktor oldunuz. Falanca branşta ömrünüzü çürüttünüz. Çalıştınız iyi. Ve tabii ki ananız babanız e, gurur duyar. İlla ki gurur duyar yani. Kimin anası babası gurur duymaz ki. Ama şöyle bir şey yapamayız arkadaşlar hayatta. Anam babam gurur duysun diye ben falanca bölüme gideyim. Ya bak bu sıkıntılı bir kafa işte. Ya sonuçta bak anam baban tamam gurur duysun eyvallah. Hobi olarak yine arada bir gurur duysun. Ama ya kardeşim bak sonuçta anam baban ayda yılda bir senede konusuna komşusuna arkadaşına dostuna bir 3 saniye 5 saniye 5 dakika hava atacak diye tamam mı? Sen hayatını vereceksin o bölüme. Hayatın ömrün ya en azından ya da ömrünün en kötü ihtimalle üçte biri iş hayatında geçiyor bir insanı ya. Üçte biri uykuda geçiyorsa, üçte biri iş hayatında geçiyorsa, üçte biri kendine kalıyor. Ve ya bir günün 8 saati ya da bir ayın 10 günü e, total bakıyorsak. Arkadaşlar az bir süre değil yani tamam mı? Nihayetinde e, bunlar böyle topluma göre anam babam ne der toplum ne der şu ne der bu ne der. Ya benim işte arkadaşım dostum abi işte yakın arkadaşım diyor ki o kadar puan yaptın oğlum o puan ziyan mı edilir o puanla git şuraya yaz. Oğlum arkadaşın mı şey yapacak? o bölümü gelip yapacak yani. Senin nöbetse nöbet neyse işte çalışmazsa çalışma ya da yani iyiliğine de kötülüğüne de sen katlanacaksın. Yalan mı? Yalansa yalan değil arkadaşlar. Evet yalan, yalansa yalan değil de yorumlar çalışıyor mu ona da bakalım. Bu videoyu banttan da yayınlayacağız ama canlı yayınımızın da çalıştığına emin olalım arkadaşlar bir anda Evet. Evet. Ufak bir çay molası orada da tabii yorumlara bakalım. Sonra sonra arkadaşlar bu konu cayır cayır gidiyor. bu bardakları da hiç sevmiyorum ama bizim hanım çok seviyor arkadaşlar. Şimdi onun haricinde başka ne var? Çalıştınız, yardırdınız, iyi de bir puan yaptınız. Ne güzel. Allah bereket versin. Peki ama araştırma kısmı zayıf kalıyor arkadaşlar. Araştırma kısmı nedir? Misal YKS'ye girdiniz. Ya oğlum bir kere şeye yani maalesef bakın biz bile öyle yaptık vaktinde çok yani eskiden hem böyle internet ya da ne bileyim şu an bir YouTube'a girsem bile makine mühendisi ne iş yapar cerrahi nasıl bir bölümdür. Keza bizim kanalda bile e, cerrahiye dair bir tanıtım videomuz yok tabi ama atıyorum kalp damar cerrahisi nasıl bir bölüm diye e, doktor Abdülkerim Özhan isimli arkadaşımla çok güzel bir vaktinde video çekmiştik. Hatta YouTube alemine de bu bölüm tanıtım videolarının ilhamını vermiştik arkadaşlar. Her neyse ya böyle e, şu anda bir kaynak var internette mesela iyi kötü ya baba YKS tercih yapacağım. E, falan bölüm ne iş yapar iş olanakları ne araştırabiliyorsun Ya da ne bileyim işte Tusta tercih yapacaksın İşte filan bölüm ortalama nasıl bir para kazanıyor Çalışma şartları nasıl Nöbet şartları nasıl Gelmişi nasıl geçmişi nasıl geleceği nasıl İyi kötü bir fikir e, elde edebiliyorsun Ya da en kötü ihtimalle Ya şu anda Büyük şehirdeysen özellikle Büyük bir menbaanın içindesin kardeşim Git mesela Tuz tercih yapacaksın plastik mi istiyorsun Belli başla bir üniversite hastanesine git, bir eğitim araştırma hastanesine git. Ya insanlara bir rica etsen ya abi işte abla merhaba. Ben işte TUS'a yeni girdim, çıktım. Ya şöyle de bir puan yaptım. Ciddi de düşünüyorum sizin bölüm yazmayı. Ya bir iki gün, yarım gün takılsam buralarda ne yapıyorsunuz bir dünya gözüyle görsem. Kimsenin yani tabii ki ameliyathaneye sağa sola bilmem nereye böyle e, laps diye girmek çıkmak bilmem ne yapmak zor ama ya en azından kimse de böyle sanmıyorum ki ya koçum hadi Allah git biz sana yardımcı olamayız da demez. İnsanlar zaten e, sonuçta ben mesela bizim bölüme birisi gelecekse de eğrisini doğrusunu mikrobiyolojide insanlar gelirdi soru sorardı. Kim gelirse gelsin eğrisini doğrusunu olduğu gibi anlatır. Gelecekse de en azından her türlü dinamini... Eğrisini doğrusunu doğru düzgün bilerek gelsin isterdim. Gelsin ki hatalı tercih yapmış olmasın, yanılmış olmasın isterdim. Ve bugün bu imkanlar var tamam mı? Keza aynı şekilde bugün Ulan atıyorum YKS tercih yapacak bile olsan internette pek çok kaynak var yani. bir e, Nedir onun adı? Yani aradığın zaman arkadaşlar YouTube'da olsun LinkedIn'de olsun bir sürü farklı sitede her türlü meslekten insanlara iyi kötü erişebileceğin çevrende hiç olmayabilir o meslekleri icra eden ama ya e, bu meslek nasıl bir meslek yapılır mı yapılmaz mı artısını eksisini her yerde bir sürü kaynak var. O yüzden arkadaşlar iyi araştırma yapma işini pas geçerseniz koçlar gibi hatalı tercih yaparsınız arkadaşlar. Tamam mı? Ha iyi araştırdığınız zaman da e, bazen iyi araştırma yapmak çok dikkat gerektiren bir şeydir ama arkadaşlar. Özellikle tuz tercihlerinde özellikle yoğun bölümlerde özellikle kızmayın bana ama erkek cinsiyetine sahipseniz arkadaşlar şunları geçmişte çok duyduk ve de e, yani bizzat ya şunu aktaran çok oldu arkadaşlar. Ee, en basitinden maalesef şöyle bir yaklaşım içinde olanlar var. Misal cerrahi bölüm. Şöyle bir kafaya giriyorlar arkadaşlar. Tamam kıdemli asistan çömezlere diyor ki oğlum tusta soru sormaya gelen olursa erkeklere iyilerin ka kadınlara kötüleyin. Niye? Kadın geliyor evleniyor mesela e, çocuk yapıyor. En doğal hakkı. Ama ne oluyor? işte vay babam bizim nöbetimizden e, nöbetten çıkıyor bilmem ne. Ya böyle küçük esnaf kafasına giren insanlar olabiliyor arkadaşlar. Ama ya bunları her ne kadar tasvip etmesem de şunu söyleyeceğim özetle. Bazen misal erkeksinizdir zor bir bölümde özellikle gereksiz bir iyilemeye maruz kalırsınız. Aslında yani maruz kalırsınız. Aslında gittiğiniz yer boktan bir bölümdür. Kötü yani şöyle zor ya da sıkıntılı ya da şey değildir ama size mevzuyu anlatan bu bölüm şöyle bu bölüm böyle diye anlatan adam yalan dolan üfürür. Burası cennet çok süper çok iyi çok kral falan filan ama sonra bir girersin içine ulan nereye geldim ben dersin. Keza aynı şekilde kadınsındır. Gidersin sorarsın. Burası bokun boku. Sakın gelme. Şöyle kötü böyle kötü bilmem ne. Aslında o kadar da değildir ama ya adamlar açık açık ya kardeşim biz burada işte kadın asistan istemiyoruz demiyordur da böyle yalandan üfürüyordur. Ha burada ne yapacaksın? Burada kardeşim herhangi bir bölüm hakkında tercihte bulunurken bile yazacaksan yapabiliyorsan 2-3 farklı kişiden geri bildirim alacaksın. İnsandan insana da değişiklik olur arkadaşlar. Şimdi misal ya ben mikrobiyoloji diyeyim. Geldim mesela diyelim ki Ya kardeşim ben çok mutluyumdur. İyidir, hoştur ya da neyse yani eğrisin doğrusunu anlatırım ama falanca bir başka adam o kadar da mutlu değildir. Aslında normalden çok daha olumsuz, çok daha öldü, bitti. Hadi böyle tabutuna son çiviyi de çak götür git gömelim falan modunda takılıyor olabilir. Yani nihayetinde hayatta bazen objektif bilgiye ulaşmak istiyorsanız da biraz bir en azından bu kaynağı çeşitlendirmekte fayda var arkadaşlar. En basitinden atıyorum. Kalp damar cerrahisi nasıl bir bölüm? Aç mesela bizim videoyu izle. Tamam mı? Sonra git yaz YouTube'a varsa başka kanallarda onları da izle. Ne bileyim bulabiliyorsan hakikaten git bulunduğun ilde kalp damar cerrahisi uzmanı birisi varsa illaki vardır. Türkiye'deki çoğu ilde kalp damar cerrahi var. Misal git sor kardeşim. Ya abi abla merhaba ben işte TUS'ta Kalp damar cerrahisi istiyorum. Bu iş nasıl? Bana bunu anlat diye diyin arkadaşlar tamam mı? Bu arada bu videoyu da bir beğenin oğlum. Bak şu an yayında 12 kişi falan görüyorum. İzleyen beğen butonuna da bir basın arkadaşlar. Evet bu arada bu videoyu banttan izliyorsanız da beğen butonuna basın. Beğen butonuna basarsanız içeriğimizin bu faydalı ve güzel içeriğimizin arkadaşlar daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yani gerçekten ee, bu içerik niye faydalı ve güzel e, olduğunu düşünüyorum ve neden çok insana ulaşsın istiyorum diye soracak olursanız arkadaşlar ya ben hayatta çok hatalı tercih yaptım gerçekten yani benim için mesela geçmişe dönüp bakıyorsam yani ÖSS'deki tıp tercihim hatalı tercih tıp da bitirdikten sonra çocuk asistanlığı hatalı tercih e, psikiyatri asistanlığı benim için hatalı tercih ya baba ben zaten 3 tane kafadan hatalı tercih yapmış bir insanım tamam mı ve bunun Bedelini nasıl ödüyorsunuz mutsuz olarak tekrar harıl hurul ders çalışmak zorunda kalarak falan filan yani insanlar tekrar tekrar aynı sürüncemeleri çekiyor olması bazen beni gerçekten hala hala üzüyor yani bazen bile hala böyle arada bir bana işte e, discorddan falan ulaşanlar oluyor ya da eskiden böyle işte şeylerine girdiğimiz öğrenciyken işte uygulamalarına falan girdiğimiz şimdi sonradan Tusamus'a girmiş çıkmış farklı bölümler es gitmiş insanlardan da böyle işte mutsuz olanlardan tekrardan bir arayıp ulaşanlar oluyor ya diyorum ki yani tamam bak sonuçta hayatta doğruya en güzele en mutlu olacağın şeye ulaşmak her zaman böyle pat diye anahtar teslim çok kolay değil ama ya işte bu bazen iyi bir araştırma, objektif olma kişinin kendine ait, yani kendine objektif olması özellikle çok önemli arkadaşlar. Olmadığı zaman da tekrar 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 mutsuzluk, bölüm değişiklikleri, tekrar çalışma süreçleri, işin bazen işte ekonomik külfetleri, pek çok ekstra külfetleri oluyor maalesef. Yani ben bunları yaşamış bir insan olarak anlatıyorum. O yüzden bunları insanlar tekrar tekrar yaşasın istemiyorum mümkün mertebe. Ee, diyeceklerim bunlar arkadaşlar Onun haricinde de Neler dedik neler dedik hatalı tercih nasıl yapılır Genel olarak böyle yapılır arkadaşlar Hatalı tercih yapmak istiyorsanız Yapmanız gerekenleri de anlattım Yapmamanız gerekenleri de Anlattım. Valla ee, bu videoyu burada kapatabiliriz aslında. Başka da bir ekleyeceğimiz bir şey yok. Ekleyecek bir şeysi olan arkadaşlar olursa konuyla ilgili ya da en azından çekinmeyin de arkadaşlar söyleyin yorumlarda da yazın. Misal deyin ki ya kardeşim ben de şurada asistanım bana göre değildi hatalı tercih yaptım. Size de benden böyle bir ders diye yorumlara yazın arkadaşlar. En azından sizden sonra gelen insanlar aynı hatalı tercihleri yapmasın. Yani çok kötü gerçekten. Mesela e, Tuz'un Tuz için bakıyorsak mesela belki en azından bir sanıyorum ki popülasyonun bütün Tuz kazanan popülasyonun dörtte biri beşte biri falan kafadan herhalde kariyerinde istifa ediyor bir noktada. Özellikle yoğun branşlarda yani mikrobiyolojide falan bile zaten istifa eden insanlar oluyordu. Rahat branşlarda bile. Keza insanlar her yerden istifa edebiliyor. Ya adam derece yapıyor. Radyoloji kazanıyor dermatoloji kazanıyor istifa ediyor çünkü kendine uymayan hatalı tercih yapıyor arkadaşlar o yüzden e, hatalı tercih işinin şeyi yok yani bölümü yok şeyi yok. İlla sırf böyle cerrahi bölümlere giren insanlar istifa etmiyor. Ya da üniversitede falan bölümü kazanan insan pişman olup da tekrardan ben bir daha sınava gireyim de e, pişman oldum diye girmiyor. Yani her bölümden pişman olup tıbbı 5. sınıfta bırakan insanlar var arkadaşlar. Yani ya da ne bileyim mühendisliği 3. sınıfta 4. sınıfta bırakan insanlar var. Bir sürü her branşta her branşta ha burada önemli olan şey bazen e, tabii ki mümkünse en başta hata yapmamak. Ha hata yaptıysan da gerçekten de böyle dönülebilir bir hataysa da e, dönmeye çalışmak. Ha dönülemez noktaya bir geldiyse de olabilecek en iyi şekilde dönmek. O da işte nedir mesela size dedim ya 6. sınıfta tıp bana uymuyor diye. Kafama dank etti. Ulan ben neredeyim, ne yapıyorum falan. Doktor olacağız. Ama yani o hatadan dönene kadar iki bölüm eskittim arkadaşlar. Bazen işte bu yani alternatifler her zaman her durumun içinde alternatifler olabiliyor. Ama işte yani bazen <laughs> bazen insanın hatalarından ders alması bile zaman alıyor maalesef arkadaşlar. Umarım sizler hata yapmazsınız, hatalı tercih de yapmazsınız. Ee, her şey gönlünüze göre olur diyeyim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyerekten bu videoyu kapatalım arkadaşlar.